Fed 50 baz puan indirim provasını yaptı ve bunu önemli bir gazeteci üzerinden haber sızdırarak yaptı. Prova iyi gitmişe benziyor. Bunun bütün varlık fiyatları üzerinde önemli etkileri olacak. Zaten son 3 gündür borsadaki yükseliş de buna işaret ediyor. Borsada sert bir dönüş yaşandı. Neden? Çünkü Fed bilgi sızdırdı. Gelin şimdi bu sızan bilgiyi, bunun hem hisse senetleri hem Bitcoin üzerindeki olası etkilerini ve benim görüşlerim üzerinde nasıl değişiklikler yarattığını anlatmaya çalışayım. Hazırsanız başlıyoruz. Önce son videoda anlattıklarımı bir hatırlayalım. 11 Eylül'deki borsa hareketini çok tuhaf bulduğumu söylemiştim. O gün S&P 500 güne %1,62'lik düşüşle başlamıştı. Beklenenden biraz yüksek gelen enflasyon dolayısıyla, ama daha sonra o dipten %2,83 yükselip günü %1'in üzerinde artıyla kapatmıştı. Bu S&P tarihinde pek görülmemiş bir şey. 1993'ten beri bir ETF'i var S&P 500'ün. Mesela ona baktığımızda 1993'ten beri sadece 9 kez gün içerisinde böyle sert bir düşüş ve yükseliş getirmiş. O günkü videomda demiştim ki bu normalde piyasanın dönme işaretidir. Yani pozitife doğru dönme işaretidir. Fakat sadece yükseliş Nvidia ve yapay zeka hisselerinden geldiği için şüpheli baktığımı söylemiştim. Ayrıca pek çok resesyonla ilgili haberin gelebileceğini ve önümüzdeki hafta Fed'in ne yapacağından da emin olmadığımızı anlatmıştım. Hatta Fed ister 25 baz puan indirim yapsın, ister 50 baz puan indirim yapsın, piyasaların bunu negatif karşılama ihtimali de olduğu için savunmaya geçeceğimi söylemiştim. Fakat piyasa bu teknikteki hareketi doğruladı ve o gün bugündür yükselişine devam ediyor. S&P 500'e baktığımızda o noktadan sonra %2 civarında daha yükselmiş durumda. IWM yani küçük hisse senetlerinin ana ETF'inde de benzer bir durum var. O gün kabaca %2,20 düşmüştü. Sonra geri geldi ve o gün bugündür yükseliyor. Baktığımızda bu dipten itibaren IWM'in %4,03 yükseldiğini görüyoruz. Ben maalesef şurada stop loss oldum. Benim TNA ETF'im vardı. 3 kaldıraçlı IWM'dir. Şurada bir yerde beni stop loss etti. Demek ki aslında doğru bir desteğe koymuşum stop loss'umu, öyle söyleyelim. Fakat daha sonra tekrar hızlı yükselmeye başladı. Maalesef borsalarda zaman zaman böyle yanılgılara düşmek mümkün. Çünkü aşağı yukarı 1993'ten beri sadece 9 kez tekrarlanmış bu hareketi tahmin etmek mümkün olmayabiliyor. Ben bu düşüşün bizi biraz daha aşağı sürükleyeceğini tahmin ediyordum. Veya piyasanın dalgalı gideceğini, buradan bir dip yaptı ve geriye doğru geldi. Peki o gün ne olmuştu? O gün bir şey olmamıştı. Daha doğrusu biz bir şey olmadığını sanıyorduk ama aslında piyasaya haber çoktan sızmış. Nedir o sızan haber? Gelecek hafta Fed'in 50 baz puan indirime gideceği haberi. Çünkü ertesi gün yani 12 Eylül'e geldiğimizde piyasa yine açılışta düştü. Çünkü o gün de üfe enflasyonu beklenenden yüksek geldi. Fakat piyasa sonra şurada dibi yapıp toparladı. Neden toparladı biliyor musunuz? Wall Street Journal'ın bir gazetecisinin yazdığı bir makale yüzünden. Ya makale piyasaları bu kadar değiştirir mi? Makaleye yazanın kim olduğu, daha doğrusu kimin borazanı olduğu önemli. Makaleye yazan arkadaşımızın adı Nick Timiraos. Beni uzun süredir takip edenler Nick Timiraos'un bir Fed borazanı olduğunu bilirler. Fed Nick Timiraos'u piyasa yoklamaları için önceden sızıntılar amacıyla bol bol kullanır. O yüzden Nicky Leaks diye hatta bir tabiri bile var. Daha evvel tarihte bunun örneklerini gördük. Mesela yanılmıyorsam 2022'de Fed faizleri yükseltiyordu. O sırada piyasalarda Fed'in 25 ile 50 baz puan arasında yükseltme yapacağı öngörülüyordu. Nick Timiraos bir makale yazdı ve dedi ki 75 baz puan yükselecek ve 75 baz puan yükseldi. Ne yaptı? Piyasayı önceden hazırladı. Yine aynı şekilde bankacılık krizi sırasında 2023'ün başlarında o sırada Fed kararı geliyordu ve Fed'in faizleri yükseltemeyeceği düşünüyordu. Hatta ben de o fikirdeydim ve yanıldığım videolarımdan bir tanesidir. Ama Nick Timiraos çıktı bir makale yazdı. Fed kararından 3-4 gün önce Fed 25 baz puan yükseltecek dedi. Tam böyle net söylemiyor ama o öyle bir tonlamayla bunu yapıyor ki ve piyasa Nick'in kim olduğu o kadar iyi biliyor ki bunun anlamını okuyabiliyor. Fed bunu neden yapıyor? Fed önceden bilgiyi sızdırıyor ve o sızdırdığı bilgiye piyasanın tepkisine bakıyor. Piyasanın tepkisi Fed'in istediği yönde ise gerçekleşen Fed faiz indirimi veya bindirimi de o sızıntıyla paralel oluyor. Piyasanın beklentisi Fed'in beklediğinden farklıysa Fed o indirimi veya bindirimi yapmayı veriyor ve ne olacak ki Fed'in bir sorumlu yok, sadece bir gazeteci sızdırdı. O yüzden hem önceden bilgiyi sızdırıp piyasanın böyle bir atmosferini ayarlamak için kullanıyor Fed Nick Timiraos'u, hem de bir piyasa testi yapmış oluyor. Peki neden piyasa testine ihtiyaç duyuyordu Fed? Bunun sebebini ben size söylemiştim. Fed ya 25 ya 50 baz puan indirim yapacak ve ikisinde de piyasanın tepkisinden emin değiliz demiştim. 25 baz puanda piyasa diyebilir ki ya bak Fed makul gidiyor. Demek ki resesyon da yok, işler iyi. Veyahut da aslında resesyona gireceğiz, Fed geç kaldı. Piyasa böyle değerlendirebilirdi. 50 baz puanda ise Fed galiba panik yapıyor, bizim göremediğimiz bir şey var. Veyahut da bak Fed çok akıllıca iş yapıyor, resesyona girmemizi engelliyor diye de değerlendirebilirdi. Anladığım kadarıyla bu test sayesinde Fed piyasanın 50 baz puanı iyi bulacağını test etmiş oldu. Ve bu Fed için çok çok önemli. Çünkü Fed Amerika'yı resesyona sokmak istemiyor. Ve bu konuda haklı da. Çünkü Amerika'nın enteresan bir özelliği var. Amerika'da borsa düştü diye de piyasa resesyona girebilir. Yani normalde tam tersidir. Resesyon geliyor diye piyasa düşer. Amerika'da tersi olabilir. Çünkü benim görebildiğim kadarıyla ekonomik verilerdeki bozulmadan dolayı pek çok şirket eleman çıkartma hazırlığında. Ve eğer borsa değerleri düşerse bu eleman çıkartmalar çok hızlanır. Çünkü CEO'lar şirketlerin karlılığını ve piyasa değerini korumakla yükümler ve unutmayın pek çoğunun da maaşı şirketin piyasa değerine endekslenmiş durumda. Fed bence bunu okuyor ve şu anda piyasayı riske sokmak istemiyor. Zaten Powell bize açıkça söylemişti. Bundan sonra benim için önemli olan enflasyon değil, iş gücü pazarında olan bitenlerdir. Ve enflasyon verilerindeki hafif sapmaları da gelip geçici olarak algılıyorlar. Makulü olabilir. Orada zaten daha evvel bahsettik, kiralar olması gerekenden yüksek gözüküyor. Ve bu ay ulaşımda özellikle hava yolu taşımacındaki yükseliş, bir de otellerdeki yükseliş tamamen mevsimsel olabilir. İşte bunları değerlendiren Fed 50 baz puanı denemek istedi ve deney başarılı olmuşa benziyor. Borsa olumlu tepkiyi verdiler. Bence bundan dolayı Fed'in 50 baz puan indirim yapma ihtimali çok çok arttı. Tabii bundan kesinlikle emin olmak mümkün değil. Tahminim ki Nick Timiraos'un bu makalesini biz zavallı küçük yatırımcılar bir gün sonra okuyabildik. Aslında borsanın büyük oyuncuları, market maker'ları şu dip noktada Nick'in o makalesine ulaştılar ve piyasanın döneceğini biliyorlardı. Bir gün sonra da bize de makale aktarıldı. Peki ne söylüyordu makale? Aslında ilk bakışta makale oldukça dengeli gibiydi. The Fed's Rate Cut Dilemma, Start Big or Small. Yani Fed acaba bu faiz indirimini küçük mü büyük mü yapmalı, bu konuda bir dilema içinde diye. Ve içinde dengeli görüşleri yer veriliyordu ama birkaç tane paragrafta açık ve net şekilde Nick Timiraos hem Powell'ın hem Fed'in diğer komite üyelerinin esas önceliğinin işsizlik olduğunu, o yüzden 50 baz puanın daha yakın bir ihtimal olduğunu söylüyordu. Bunu piyasa çok çok sevdi ve yukarı doğru tırmanışa geçti. Ben de o makaleye çok önem verdiğim için hemen Discord kanalımda bir sesli not paylaştım. Bunu YouTube kanalı üyeleriyle paylaştık. Bazılarını paylaşıyoruz, bazılarını paylaşmıyoruz. Hepsi Discord'da paylaşılıyor. Bakın sabah 7:34'te dün bunu paylaştım. Ve dedim ki bu önemli bir açıklama. Buradan sonra borsaların pozitife dönme ihtimali yüksektir. Hatırlarsanız bir önceki videomda biraz çelişkiliydim. Fakat şu anda faiz indirimine 50 baz puan olacağı ve piyasanın da buna iyi tepki vereceği fiyatlanmaya başladı. Bu piyasaları yukarı götür dedim. Nitekim dün harika bir gün yaşandı. Bu arada güzel de bir duyurum var. Discord artık YouTube katıl üyelerine de açıldı. Discord üyeliği diye yeni bir seviyemiz var. Artık 650 liralık bir seviye bu. Buraya gelirseniz Discord'a katılabiliyorsunuz. Yalnız Discord'a katılmanız demek Discord'daki her şeye erişebileceksiniz anlamına gelmiyor. Burada Bora Özkent duyurularının tamamına ulaşacaksınız. Ne var burada? En önemlisi mevcutta YouTube katıla üye olanlar için söylüyorum özellikle burada yazılı duyurular. Çünkü yazılı duyurularda o gün piyasadaki ani bir değişimle ilgili görüşlerimizi paylaşıyorum. Kısa ve orta vadeli portföyümde neler yaptığımla ilgili bazı paylaşımlarım oluyor. Yatırım tavsiyesi değil, sadece yaptığımı gösteriyorum. Bir hisse senediyle veya piyasayla ilgili kritik bir haber gelmişse bunu hemen yorumlamaya çalışıyorum. Yazı duyurularda bunlar var. Mevcut YouTube katılı üyeleri için burası yeni olacak. Bir de bazı özel videolar oluyor ki yine bu özel videoları sadece Discord üyeleriyle paylaşıyoruz. Mevcut YouTube katılı üyeleri için bu da yenilik. Henüz YouTube katılı üyesi değilseniz tamamı yenilik aslında. Çünkü burada sesli notlar var. Çok önemli de bir tane örneğini göstermiştim. Piyasadaki gelişmeleri, hisse senedeki gelişmeleri kısa sesli notlarla aktarıyorum hemen üzerine eyleme geçilebilmesi için. Eğitim videoları var ki hakikaten buraya çok fazla eğitim videosu yüklendi. Her haftada en az 1-2 tane daha yükleniyor. Dün mesela işlem planı nasıl yapılır diye bir video yükledik. Burada amacımız sizi daha iyi bir yatırımcı haline getirmek. Bir de piyasalar ve hisseler günlüğü var. YouTube katıl üyeleri buna ulaşabiliyorlar ama henüz YouTube katıl üyesi değilseniz buna da ulaşacaksınız. Şunların tamamına erişiyorsunuz ama üye sohbet kanallarına erişemiyorsunuz. Burada yatırım ve gelecek, teknik analiz, yatırım dışı geyik sohbet kanalları, Bitcoin kanalı var. Bir de Bora'ya sor kanalı var. Bunlara erişemiyorsunuz ama şu bölgenin tamamına erişiyorsunuz. Değer mi derseniz, valla bence özellikle yazılı duyurular tarafında öyle ani hızlı paylaşımlar yapıyorum ki ben kritik olduklarını düşünüyorum. Bir de bana hep soruluyor hocam portföyünüzü nerede görebilirsiniz diye. Tamamını yine göremiyorsunuz. Kısa orta vadede görüyorsunuz. Uzun vadeli portföyüm maalesef vatandaşa kapalı ve kısa ve orta vadeli gayet sarih ve somut bir şekilde paylaşıyorum. Asla yatırım tavsiyesi değil. Sadece kendimi ne yaptığını anlatıyorum. Bütün bunların amacı da sizi daha iyi yatırımcı haline getirmek, daha dünyayı iyi anlamak, hem teknik olarak hem temel olarak hem makroekonomi olarak daha kuvvetli bakış açılarına sahip olmak bu yönden yararlı olduğunu düşünüyorum. Diğer kanallara erişmek istiyorum diyorsanız YouTube yetmiyor buna. Orada Haddini Aş Kulübü üyesi olmanız lazım. Maalesef şu anda kontenjanımız tamamen dolmuş durumda ve üzerine bayağı bir bekleme listesi var. O yüzden artık orayı promote etmiyoruz. Ama eğer beni takip etmeyi seviyorsanız, anlattıklarım ilginizi çekiyorsa, dünya görüşüm ilginizi çekiyorsa bu Bora Özkent Duyuları kanalı zaten çok tatmin edici olacaktır diye düşünüyorum. Nasıl üye olacaksınız? Önce gidip Discord üyesi olmanız gerekiyor. Daha sonra Discord üyesi olduktan sonra ya ben kanala nasıl katılacağım bunu anlamıyorsanız üye olurken orada bir açıklama var ama eğer onu bulamazsanız aşağıdaki açıklamalarda Discord üyeliği nasıl oluyor diye de bir doküman bağlantısı var. Onu okumanız yeterli olacaktır. Eğer bütün bunlarda sorun yaşarsanız haddinaş@özkent.co'ya mail atabilirsiniz. Aylık olarak otomatikman yenileniyor bu. Ne zaman isterseniz vazgeçebilirsiniz. Geçen hafta bir ezberci kardeşimiz Nasdaq'ı nasıl bilirdiniz demişti. Nasdaq'ı iyi biliyoruz aslında. Evet, yani muazzam düşüş vardı Eylül başından itibaren. O düşüşün neredeyse tamamını şu dipten itibaren telafi edip de geldi. Peki bu böyle devam edecek mi? Zor bir soru açıkçası. Çünkü Fed'in faiz indirimi şimdi biraz fiyatlanmış oldu diye düşünüyorum. O gün 50 baz puan indirince tekrar bir yukarı doğru atak yapar mı yoksa bir sell the news, yani haberi sat olayı mı olur, onu bilmek çok zor. Ama temel olarak Fed eğer gerçekten bir yumuşak iniş senaryosunda faiz indiriyorsa, piyasa buna ikna oluyorsa normalde piyasanın yönü bir yıllık vadede yukarı doğru oluyor. Geçmişte hep böyle olmuş. Ama eğer Fed'in faiz indirimiyle beraber aslında resesyonun çoktan başladığına dair haberler de gelirse o zaman maalesef Fed'in geç kaldığı fiyatlanacak. Ama her şekilde paranın, nakitin bollaşacağı bir dönemdeyiz. O yüzden de ben bu aralar bolca Bitcoin trade'i de yapıyorum. Bir de Bitcoin 7.24 açık. Nasdaq'la da beraber hareket ediyor aşağı yukarı. Para bollaşacaksa Bitcoin'in yükselmesi gerekir teori olarak böyle. Altın bu konuda üzerine düşeni yapıyor. Bitcoin'i dün ilk defa böyle bir kıpırdanmaya başladı gibi. BlackRock baskısından belki biraz kurtulmuş olabilir veya BlackRock da bu dönem ona katılıyor olabilir. Hisse senetlerinde de longum. %35'e nakitimi çıkaracağımı düşünüyordum ama gerek kalmadı. Bu gelen iyi haberlerle beraber tekrar pozisyon inşasına başladım. %30 civarındayım şu anda nakitte. Vaziyetler böyle. Tabii yanılabilirim. Anlattıklarımda asla yatırım tavsiyesi değiller ama gördüğüm kadarıyla Fed piyasayı yumuşak iniş senaryosuna ikna edebilecek gibi gözüküyor. 50 baz puanlık indirme de bunu destekleyecek gibi gözüküyor. Kısa vadede hisse senetlerinin nasıl hareket edeceğini bilmek imkansız. Kripto için de aynı şey geçerli. Ama uzun vadede eğer bu senaryo gerçekleşirse piyasalar için olumlu diye düşünüyorum önümüzdeki bir yıla yönelik olarak. Yani tekrardan boğa damarım kabarmaya başladı. Belirsizlikler azaldıkça. Elbette seçim belirsizlikleri hala devam ediyor. Bir de yakında yeniden bilançolar geliyor. Bilançolarda biliyorsunuz geçen çeyrekte en çok çektiğimiz şey iyi bilanço getirdi şirketler ama geleceğe yönelik beklentileri aşağı doğru revize etti pek çoğu. Bu çeyrekte o revizyonlar gerçek miydi yoksa aslında CEO'lar iyi görüyordu da piyasayı, hani bizi biraz daha böyle bir kötü habere alıştırıp sonra iyi bir haberle şaşırtmak için mi yaptılar? Buna sandbagging deniyor. Hangisi doğru göreceğiz ama yani ürküyorum açıkçası. Çünkü pek çok şirketin şu anda eleman çıkartmanın yakınlarında olduğunu biliyoruz. Özellikle üretim sektöründeki sıkıntılar gayet belli. Bakalım göreceğiz neler olacağını. Bu yüzden şu anda daha pozitifim. Süper pozitif değilim hala daha. Hala çok belirsizlik var, seçimde onlardan bir tanesi. Ama daha hafif boğa tarafına doğru barometrem kaydı diyebilirim. Durumlar böyle. Soru ve yorumlarınız varsa mutlaka beklerim. Yatırım tavsiyesi vermediğimi ve sık sık yanılabildiğimi de sakın unutmayın. Sevgiyle kalın, hoşça kalın.